Başkaları etkilememeli. Akıllı Para devam ediyor. İlk bölümü bitirmeden her zaman olduğu gibi ALB menkul değerlere dönüyorum. Arda Coşar bizi bekliyor. Arda selam. Merhaba. Merkez Bankası kura doğrudan müdahale yaptı. Bir miktar geri çekilme görüyoruz. İki sorun var. Bir, kurdaki yükselişi sınırlamaya yeterli olur mu bu müdahale? İkincisi, acaba yeni bir müdahale bugün içerisinde bekleniyor mu piyasada? Şöyle söyleyeyim, bu sabah dolar TL'de yukarı yönlü ataklar vardı, yukarı yönlü seyir vardı. Nitekim 2.30 seviyesini test etti dolar TL. 2.30 seviyesine gelmeden de Merkez Bankası'ndan bir satış, doğrudan satış müdahalesi geldi. Bu kapsamda dolar TL'de bir hafiften bir gevşeme görülse bile dolar TL güçlü seyir devam ediyor. Şimdi önümüzdeki günlerde şuna bakalım. 2.28 seviyesi kırılır ve 2.30 seviyesine gelinirse yine bir alım dalgası görülebilir dolar TL'de ki Merkez Bankası'nın da 2.30 seviyesinden dolar TL'ye müdahale etmesi bu konuda bize işaret veriyor. Bu konuda 2.30 seviyesi kritik. Önümüzdeki günlerde 2.30 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa dolar TL'de yukarı yönlü bir hareket görülebilir. Bu seviye dikkatle izlemekte fayda var. Peki Borsa İstanbul için ne diyorsunuz? Oradaki fiyatlamalar nasıl şekilleniyor? Yön 2 gün sonra aşağıya döndü. Doların baskısını mı görüyoruz orada da? İşaret edeceğiniz yeni seviye nedir? Şöyle söyleyeyim, son günlerde iyimserlik hakimdi BIST 100'de. Ancak bugün baktığımız zaman iki tane etken BIST 100'ün değer kaybetmesine sebebiyet veriyor. Bunlardan önemlisi dolar TL'de yukarı yönlü yaşadığımız ataklar sabahleyin yukarı yönlü yaşadığımız ataklar. Bunun dışında Çin HSBC imalat PMI verisi de beklenenden düşük gelmesi ve 50 bas puan aşağısına gelmesi gelişmekte olan ülkelerde bir karamsarlığa sebebiyet verdi. Bu sebeple bugün BIST 100'de bir değer kaybı söz konusu. Ancak değer kaybı artmakla beraber hala 66.000 üzerinde tutunduğunu görüyoruz BIST 100'ün. 66.000 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece yani pozisyonları müdahale etmeye gerek yok. Ancak 66.000 seviyesi aşağı kırılırsa satışlar artabilir. Bu konuda 66.000 seviyesinin dikkatle izlenmesi lazım BIST 100'de. Peki Arda, dolar TL'yi üzerken acaba euro karşısında ne yapıyor? Bugün parite euro dolar tarafında neler oluyor? Bugün Euro bölgesi, Almanya, Fransa tarafında hizmet ve imalat PMI verileri vardı. PMI ekonomi öncü gösterge son veriler önemli. Bunlar genellikle iyi geldi, beklenenden yüksek geldi. Bu kapsamda Euro dolar da sert yukarı yönlü bir hareket yaşadık bugün. 1.3620 direnci uzun zamandan beri kırılamıyordu, kırıldı. Şu an üzerine tutunduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde bakmamız gereken seviye 1.3620 seviyesi, Euro dolar paritesi 1.3620 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece önümüzdeki günlerde 1.37 seviyesini hedefleyebilir. Yani 1.3620 üzerine kaldığı sürece Euro dolar da yönün yukarı yönlü olduğunu düşünebiliriz. Ancak beklenmeyen bir veri akışı olması durumunda 1.3620 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa o zaman bir satış dalgası Euro dolar da görülebilir ama şu an için öyle bir şey gözükmüyor. Peki Arda, çok teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum sana. İkinci seans tüm hareketiyle devam ediyor. Biz küçücük bir araya gideceğiz. Ondan sonra